Bu video aslında Başarı serisinin ilk videosu olacaktı ama ikinci videosu. Birinci videoya ne oldu? Birinci video Huawei'nin başarısıydı, Apple'a karşı başarısı üzerineydi. Ama iki, iki sorun çıktı. Birincisi Huawei firması hiçbir şekilde bana dönüş yapmadı. CEO'suna kadar ulaşmaya çalıştım. Zerre değil sadece cihaz incelemesi yetiyorlar. Ben dedim ki acaba ne hani bedava cihaz alma derdim öyle mi düşünüyorlar? Gittim Huawei'yi Mate 20 Pro aldım ki. Hani kalitesini falan filan Apple'a göre ne fark var bilerek konuşayım. Çünkü Starbucks biliyorsunuz değil ki hocam kahve içmiyorsunuz. Starbucks hakkında niye konuşuyorsunuz? Starbucks sadece kahve satmıyor. Ama e, Huawei Mate 20 <laughs> Pro'yu aldım. Birinci günü bozuk çıktı cihaz. Ve şimdi e, kaç para verdiğimi söylemeyeyim ama iyi bir para, <laughs> para verdim. Ve maalesef o cihaz şu anda bir 20 iş günü falan bakılacak, incelenecek. Aldık Allah büyük. Burada şöyle bir sıkıntı var. Huawei'nin maalesef servisini ben çok beğenmedim. Çünkü Huawei'nin bir servisi yok. Huawei servisini ben ateşeyim. Telefonlarında Huawei diye telefona çıkan da yok. Hatta Huawei firmasını aradığınız zaman şu an değişecek mi ne olacak? Markanın arkasında kimse de yok. Dolayısıyla iyi ki Huawei'nin başarısı diye video çekmemişim. Çünkü Huawei'nin bir bence başarısı yok. Ha, iyi satıyor. Şansına bozuk cihaz çıkmayanlarda mutlu. Umarım da bu fikrim değişir. Ama gelin sizle birlikte Starbucks'ın başarısına bakalım. Bu videonun konusu bir markanın başarısızlığı ya da başarısı. Daha önce Starbucks'la ilgili toplumsal algı üzerine Starbucks'ta insanlar kendisi niye farklı hisseder, mutlu hisseder diye video yapmıştım. Starbucks psikolojisi diye onu izlersiniz ama burada marka olarak Starbucks'ın kendisine bakacağız. Çok fazla Starbucks diyeceğimin farkındayım ama Starbucks reklamı yapmıyorum. Baştan söyleyeyim herhangi bir alakam yok. O yüzden bu videoda reklamları açık bıraktım zaten. O kadar güveniyorum. Öbür türlü çünkü yasaklanıyor. Starbucks'ın başarısını biz burada maddelerle göreceğiz. Bir de Avustralya'da ve İtalya'da neden başarısız oldu onu göreceğiz. Bütün birazdan sayacağım işte 20 tane maddenin babası. Şu eşitlenme duygusu. Sosyal toplumda bir eşitlenme duygusu vardır. Mesela 24 taksitle alınabiliyor bilmiyorum ama gidip de 10 bin liraya iPhone alan kişi ya da işte pahalı bir marka telefon alan kişi neden alıyor? Çünkü sosyal statüde en zengin insan da Maddi gücü yeten ekonomisi en düşük insan da orada eşitleniyor. Yani atıyorum Tarkan da belki iPhone kullanıyor ya da işte Samsung bilmem ne. Öbürü de artık maddi durumu çok da onun kadar olmayan hayran da kullanıyor. Ve bir zenginle eşitleniyorsun. Aynı mantık Nusret gibi restoranlara gidildiğinde de var. Yani pahalı bir restorana gittiğinde niye orada e, işte kendini ispatlamaya çalışıyorsun? Instagram'a mutluluk resimleri koyuyorsun. Çünkü eşitlendiğini hissediyorsun. Yani bir günlüğüne bile olsa bir mekanla ya da bir süreliğine bir telefon markasıyla eşitleniyorsun. Onunla aynı statüde oluyorsun. Ama başka maddeler var. Diğer madde, Televizyonda şurada burada çok fazla reklamını görmeseniz de dünya çapında tanınan markalar her zaman güven vardır. Yani oranın kahvesinin bir kalitesi olduğunu düşünüyorsun. Bir diğer önemli madde ki Türkiye için çok geçerli sürekli bir şey ister misin diye başında duran bir e, garson birisi yok. Yani bugün siz 4 saat, 5 saat Starbucks'ta oturup da akşama kadar oradaki lüks bir özellikle mesela Etiler, Bebek oradaki ma şeyler, e, mağazalar, mağaza diyorum, kafeler çok daha havalı manzaraya sahip. Ama nerede oturursanız oturun sizi sürekli dürtmüyorlar. Siz şimdi e, mahalle arasında bir yerde, Anadolu'da bir yerde bir restorana, bir kafeye, bir şey oturduğunuz zaman pastaneye Birisi gelip illaki bir şey ister misin? Çay vereyim mi? Çay vereyim mi? Oksijen vereyim mi? Vereyim mi? Vereyim mi? Vereyim mi? mi? Dürteceksiniz çünkü o restoranın belli bir süre oturman karşısında belli bir para kazanması lazım. Almıyorsan sen kalkmalısın, başkası oturmalı. İşgaliye yani orayı işgal etmen. Dolayısıyla bu da bir mantık. Bir başka şey. internet ve tuvalet ücretsiz. Şaka yapmıyorum çok önemli bu. Yani istediğin kadar oturup Starbucks'taki bedava internette ders çalışan arkadaşlar var, genç arkadaşlar. Hatta üniversite ve lise dönemindeki arkadaşlar oraya gidip buluşup elektriği de bedava kullanarak ders çalışıyor. Starbucks bunun için masalar yaptırıyor. Ve karışmıyor size. Hem internet hem de tuvalet ucuz. Bedava. Çünkü başka restoranlara gittiğiniz zaman bazen tuvaletin kapısı kilitli oluyor. Sizi sokmuyor. Yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun. <laughs> Nedir? İnternet Tuvalet. Bitti. Bir başkası iş buluşmaları için çok iyi bir yer. Yurt dışında e, firmalar veya işte sadece orada çalışan, ofis olmayan insanlar orada bütün gün oturabiliyor ama Türkiye'de de bunun benzerlerini görüyoruz. İş buluşması için bir pastane buluşmayı teklif etmek saçma olur. E, yemek olsa çok uzun sürecek ama Starbucks'ta buluşup iş konuşup özellikle freelance denilen, Türkçesini söyleyeceğim özür diliyorum özellikle, serbest çalışanlar, serbest dışarıdan proje bazlı çalışanlar burada buluşuyor. Arkadaşlarla da burada buluşmak, bizim dönemimizde McDonald's'ta buluşmak çok havalıydı, şimdi Starbucks'ta buluşmak kendisine, kendisine ait bir rahatlığa sahip. Yazın soğuk, klimalı, kışın sıcak. Böyle her yer seni kabul etmez. Uyuyup uyandırılmayan, hatta yanılmıyorsam Kore'deydi, Kore ya da Japonya ölmüş, akşamleyin kapatırken fark etmişler. O kadar dokunmamışlar düşün. Bir diğer konuysa, Starbucks'ın içerisinde size garson değil ki garsonluk da çok güzel bir meslektir. Ben de yaptım gençliğimde. Barista denilen dünya çapında belli bir eğitim terbiye almış size nasıl davranacağını garanti ettiğiniz insanlar var. Türkiye'de şöyle bir sorun var. Baristalar belli bir kalitede davranıyor da halk ona belli bir kalitede davranmıyor. Yani bu ne biçim moka, bu ne biçim bilmem ne, bunun bilmem ne öyle olmuş, sütü şöyle olmuş diye çirkinleşen çok insan gördüm maalesef. Starbucks ortamında ben kahve içmesem dahi. Orada başka şeylerde içip oturabiliyorsun. Dolayısıyla oradaki yaptığım gözlemlerde çok güzel şeyler görmedim 40 yaşına kadar. Kamuflajcılar için çok çok iyi. <laughs> Nedir kamuflajcılar? Bir restorana lokanta gittiği zaman bir şey yemeden böyle ya da suyla falan bütün günü geçirmeye çalışan soteciler var. Bunlar o stresi yaşamıyorlar. Bu çok önemli. Ve ucuz. Aslında çok pahalı ama ucuz. Yani sen kahveyi alıp gideceksen pahalı. Ama bir yerde eğer ki 3-4 saat geçireceksen ve sadece 17 liralık, 15 liralık bir kahveyle kurtarabiliyorsan saat başına maliyetin 5 liraya düşüyorsa süper. Dolayısıyla kaldığın süre veya kalmak istediğin süre bölü maliyet. O zaman ucuz. Üstelik şunu unutmayın. Bütün yerlerde, bütün Starbucks şubelerinde fiyat aynı. Dolayısıyla sen etilerde bebekteki Starbucks'a gidip de güzel manzarayı çöktüğün zaman Çorum Starbucks'la fiyatlar aynı. Kimse demiyor ki Çorum'da daha ucuz, burada daha pahalı olacak diye. Bağışış yok, sürpriz ek maliyet yok. Kendine eğer istersen verebiliyorsun. İngilizce konuşacağım için özür dilerim tip box'ta para atabiliyorsun. Ama bizde atılmaz. Ve tadlar global. Ki birazdan bahsedeceğim Starbucks kahvelerinin tadı niye her yerde aynı. Ama tadlar dünyanın neresine gidersen git aşağı yukarı aynı. Ki unutmayın mesela gazlı içecek markalarından Coca-Cola'nın tadı ülkeden ülkeye değişiyor. Çünkü yerel suyu ve aromayı kullanıyor. Hatta bazı ülkelerde sarımsaklı Coca-Cola bile varken Türkiye'de yok. Ama Starbucks bu tadı tek e, kalitede tutmayı başarıyor. Bu çok mu önemli? Çok önemli. Çünkü bizde iki kalıp peynir alıyorsun. Aynı markanın tadları aynı değil. E, Starbucks gibi yerlerde çeşit var. Bu da sana huzur veriyor. Diyorsun ki o çok çeşit var. Harika. E, ama bir kahveciye, Türk kahvesi yapan bir yere gittiğin zaman Damla sakızlı var, başka damla sakızsız var. Yani yanında da bir lokum. Ne olabilir ki yani çeşit bulamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Starbucks'ın çok fazla çeşit sunması sen onları hiç kullanmayacaksan, hep americano içiyorsan bile senin için zenginlik sağlıyor. Bir başka pozitif yanıysa markanın bu kadar yayılmasının sorumluluktan arınarak evli iş arasında uğrayacak yerin olması. Eskiden Türk toplumu için konuşuyorum bunu. Ev oturmaları vardı. Birileri size gelirdi. Akşam 24'e kadar işte otururdu otururdu. Gitmezdi. Meyve, yemek her şeyi gömerdi. Şimdi insanlar bu tip oturmaları çok sevmiyor. Dünyada Dünyadaysa çoktandır yok bu. Yani bir Amerikalı'nın evine o kadar rahat oturmaya gidemezsiniz. Böyle çoluk çocuk hadi yiyeyim, salının. Dolayısıyla Starbucks böyle kafe ve pub kültürü denilen bir şey var. Alkol alınan publar var. İspanya'ya gittiğiniz zaman daha farklı tapa barlar var vesaire vesaire tüm dünyada ortak olarak işi işle şey evden çıkıp işe gitmeden önce bir uğrayabileceğiniz yer. Dolayısıyla orada bir vakit geçirebiliyorsunuz. Arkadaşınızla orada buluşup öğlenleyin bir kahve içip ayrılabiliyorsunuz. O yüzden de işe yarıyor. Ha Türkiye bir de çok güzel zamanda geldi. Türkiye için konuşuyorum. Çünkü zaten bizde bir kültür çöküşü vardı. Damak tadı kültürü geçişi vardı. Nasıl? işte köfte ekmek yerine lahmacun yerine hamburger daha güzeldi demleme çayı yerine yani sallama çaya geçiyordu. ve bir sürü geçiş vardı. E dolayısıyla kahvenin bu tür hızlı hazırlanan yanık kavrulmuş <laughs> kanserojen versiyonda hoş oldu. Bir diğer olaysa garsonun her an gelmeme ihtimalinden sizin kurtulmanız. Bundan 10 sene önce gidip deseniz ki ya ben bu pastane işte kahve satacağım ama kahveye gelip sen alacaksın. Bir de önceden parasını ödeyeceksin. Kaçacakmışsın gibi güvenmem. Saçma gelirdi. Şimdi hoşumuza gidiyor. Gidip önce sıraya giriyoruz hem de uzun sıraya gidiyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz kahve alıp sonra oturuyoruz. E, müessese etrafta çalışacak insan sayısını azaltıyor. Sipariş süresinden kurtuluyor. E, bu da güzel oluyor. Aslında marka 1971'de Seattle'da kuruluyor ama 2011 yılına kadar kahve ile özdeşleşiyorlar. Ki logolar o kadar güzel değişiyor ki ki logolar o kadar güzel değişiyor ki 2011 yılında kahve kelimesi çıkartılıyor. Çünkü kahve dışında özellikle işte pastalar, ne bileyim küçük sandviçler bunları da satarak Starbucks zenginleşmek istiyor. Dolayısıyla artık kahve satan bir yer değil, senin orada zaman geçirip öğle yemeğinde yiyebileceğin bir yer havasına girdiler. Bunun tam tersinde McDonald's falan yapıyordu Burger King. Son 5-6 yıl önce Türkiye'de de bunun örneklerini gördük kahvaltı veriyor. Kahvaltı diye verdiği şey de çok bence çok sağlıklı olmuyor. Çok mantıksız bir şey. Starbucks kendisine e, bağlı olan insanlara ödül veriyor. İşte çeşitli kartların üstüne işaretleme yapıyor. Uygulamadan 10 kahve alırsan bir tane bedava yapıyor. 2016 yılında Starbucks Rewards Rewards programında, hediye programında 13 milyon kişi vardı. 9 milyon kişi bu uygulamayı kullanıyor. Şu anda galiba 13 milyona şey de ulaştı ve 6 milyar dolar bu şekilde para aldı. Yani Sadece Amerika'da bakın, Kuzey Amerika'da 2016 yılında 6 milyar doları önceden Starbucks kartına yüklemişler. Tüm dünya için bu rakam 40 milyar dolardan fazla bugün. 2014 yılında Starbucks baktı ki bu iş böyle gitmiyor, çok cince bir şey yaptı. Starbucks evenings denilen bir şey yaptı, Starbucks akşamları ve orada böyle alkollü içecekleri hafiften denetmeye başladı ki 2018 yılı itibariyle bazı özel mağazalarındaki sayısı 1000'e ulaştı dünya çapında alkol de satmaya başladı. Şu an belki Türkiye'de bunu görmüyorsunuz ama Reserve isimli bir konseptle Starbucks Reserve markasıyla başladı ki Türkiye'de Starbucks Reserve galiba var. İstinye Park'ta var yanılmıyorsam. Yanlışsa düzeltirsiniz. Ama Türkiye'de yakında alkolü göreceksiniz muhtemelen. Starbucks çok başarılı bir marka giderken Avustralya ve İtalya'da tutmadı. İtalya'da tutmamasının sebebini söyleyeyim size ki Starbucks'ın dünya çapındaki mağaza sayılarını şu an ekranda görüyorsunuz. Farkındaysanız Türkiye'nin çok baba bir yeri var bu mağazaların içerisinde. Yani en başta Amerika varken 14.000 mağazayla Çin 3500 mağazayla ve hemen aşağıya doğru inerse ilk ondayız tabii ki. Türkiye'de 450 mağazayla ki şu an galiba 500'e ulaştı. Yerini alıyor. Bu kadar Türkiye dışında tutmasının sebebi tabii ki kültür olarak kahvenin oturması. Çin zaten Amerika'da olan şeylere bayılıyor. Türkiye'de bu kadar tutmasını birazdan konuşacağız ama İtalya'da neden tutmadı? Çünkü İtalya zaten kahvenin çıktığı yer. Evet kahve e, Amerika kıtasından geliyor. Güney Amerika'dan ve Kuzey Amerika'dan. Ama şunu unutmayın ki, bu arada Afrika'da da var. Şunu unutmayın ki kahvenin pişirilme sistemini İtalyanlar ortaya çıkartıyor. Ee, Dünya Savaşı sırasında Avustralya'ya İtalya'dan çok fazla insan göçüyor. Hem İtalya'da hem Avustralya'da kahve çeşidi çok derin. Ve aromasına bayılıyorlar. Yani kahvenin e, toplandığı yerde, topraktan aldığı e, minerallerle farklı bir tadı vardır nerede üretildiği çok önemli. İşte o kahve çekirdeği hatta bazı kahve çekirdekleri çeşitli hayvanları yiyip, anlatmak istemiyorum özet geçeceğim. Çeşitli hayvanları yiyip dışkılaması gerekiyor ki o aromaya kavuşsun. Geçtim. Ama kahvenin çekirdeği bu kadar önemliyken Starbucks bu kahve çekirdeği olayında bir sıkıntı yaşıyor. Şimdi her ülkede aynı tadı tutturmak için bütün dünyaya tek bir yerden kahve, su, her şeyi eşit göndermeniz lazım. Çünkü Türkiye'nin kahvesi, sütü, suyu, bilmem nesi farklı. Böyle olunca Starbucks şöyle bir şey yapıyor. Çekirdekleri ortak kullanmaya çalışıyor ama her yerin aroması farklı olduğu için normalin üzerinde kavuruyor. Normalde 9 dakika kavrulması gereken çekirdekleri 12 dakika kavuruyor ki yansın. Yandığı zaman o aromalar falan gidiyor ve kahve standart o içtiğiniz kahve tadına geliyor. Tabii ki bu sağlık için tehlikeli. Baştan söyleyeyim bir şeyin yanı hiçbir zaman iyi değildir. Dolayısıyla bu 12 dakikalık kavrulmuş, yanmış, ölmüş kömür kahve tadı bütün dünyada eşit oluyor. İşte İtalyanlar bunu sevmiyor. İtalyan kültürü bunu sevmediği için, aroma sevdiği için de Avustralya'da da aynı mantıkla sevilmiyor. Şu an İtalya'da iki ya da 4 tane Starbucks yeri var. Avustralya'da mağaza sayısı, şube sayısı 80'in üstüne çıktıktan sonra 20'ye düşüyor ve şu anda da 30-35 civarında sürüyor hatta belki 40. Ama öyle ya da böyle dünya işte bu yanık tadı sevmediği için kahve kültürü köklü olan yerlerde Starbucks tutamaz. Üstelik İtalya'da kahve zaten ucuz. 1 euro. Starbucks'ın kahvesi orada pahalıya gidiyor. Türkiye'de de zamanla bu oturacaktır diye düşünüyorum ama bir 10 yılda Starbucks çok favori havalı bir yer halinde devam edecek. Tekrardan hatırlatıyorum. Türkiye'de niye bu kadar havalı ve seviliyor? Starbucks psikoloji videosunu hem şuraya hem açıklama bölümüne koydum oradan izlersiniz. Çok özet geçeyim. O videoda söylediklerim biraz dışında bir şey. Türkiye'de her ne yaparsan yap kahve satan bir yerde oturamazsın. Çünkü kahve Türkiye'de kahve satmak çok karlı değil. Kahvenin yanında bir şey veremiyorsun. Kahvenin yanı tuzlu bir şey veremezsin. Millet yemez. Peynir ekmek versen o da olmuyor. E, tatlı bir şey belki hani ama kahveyi şekersiz içen insan var. Niye tatlı yesin ki yanında? Starbucks öyle değil. Starbucks'a yanında ne de yasan insanlar yiyorlar. Karnını doyurabiliyor çünkü yurt dışında olan kültür sabahları kahveyle kahvaltı yapmak, yanında bir şeyler yemek. Bizde çay kültürü vardı. Çay simit kombinasyonu var ama çok ucuza gidiyor. Gerçi simit dünyası dünya çapında işte Dubai'de, New York'ta mağazalar açtı. Ama çay simitle çok para kazanamıyorsun ama kahveyle yanında bir şeyler genel müşteri sana en az 25 lira bırakıyor. Bu da kötü para değil. Dolayısıyla günde bir müşteriden 25 lira ortalama para alsan 1000 müşteri geldi 25 bin lira eder. Bu da kötü bir şey değil. Starbucks'ta da günde bin müşteri gider içiniz rahat olsun. Üstelik Starbucks bu söylediğim aşırı kavrulmuş oyun Starbucks Roast. Starbucks'ın kavurma tadı olarak veriyor. Sanki çok özel güzel bir şeymiş gibi veriyor ama tuttu. Peki o aşırı kavrulmuş kahve tadını sevmeyenlere ne yapıyor? Aramalı şurubu, daya şekeri, o white chocolate mokada 18 küp şeker var biliyor musunuz? Ama işte dayadım mı gidiyor. Çünkü öbür türlü o acı tadı sevmeyeceksin. Nasıl ki normal kakao yenilebilecek bir şey değilse, acıysa ve şekerle tatlandırılıyorsa Starbucks'ta size sunduğu ürünlerin içerisinde 10-15 civarında hatta 20'ye yaklaşan şekilde şeker atıyor içerisine. Küp şeker. Eş değeri bu. Starbucks'ın ismi Moby Dick romanındaki yardımsever bir karakterden geliyor. StarBuck adı. Oradan geliyor belki merak etmişsinizdir. Starbucks'ın logosu ise aslında bir deniz kızı. E, yabancı kültürde ve mitlerde şöyle geçer. E, deniz kızları, e, siren denilen deniz kızları denizcileri kaçırıp yiyor da bazılarına der ki bazı deniz kızları da yardım eder. İşte o yardımcı deniz kızı olarak gözüküyor logoda. Starbucks'ın kahvesini gelip alıp giden insanlarla daha karlı olduğu aşikar. Bu insanlar, bu marka yaratması şunu sağlıyor- orada boş oturan, saatlerce masayı işgal eden adamın maliyeti çıkıyor ama o da içeriği kalabalık gösteriyor. Dolayısıyla içeriği kalabalık gösteren insanlara dokunmuyorlar. İnsanlar oturacak yer bulamazsa o ama çok popüler deyip elip alıp gidiyorlar, take away denilen mantık. Dolayısıyla her türlü boş oturan da kazanıyor, içeriği dolu gösterdiği için. Düşün Starbucks'a gittiğin hiç kimse yok içeride. İki hafta boyunca böyle bir görüntü görsen tekrar gider misin? Bir sorun var dersin. Ama dolu Starbucks her zaman tutar. Şunu unutmayın. Bir mağaza olarak sizin açacağınız bir şube olarak düşünürseniz Starbucks karlı bir şey değil. Ama dünya çapında marka olarak düşünürseniz o güveni kazandınız mı? İtalya'daki adam belki içmiyor ama İngiltere'den Türkiye'ye gelen Starbucks'a gidip kahvesini alıyor. Ya da Türkiye'den e, diyelim ki İtalya'ya giden Alıyor. Bu yüzden de Starbucks, İtalya ve Avustralya'da daha turistlerin olduğu yerlere çekildi, halka satmaktan vazgeçti, havaalanı ve turistik şehir merkezlerine çekildi. Çünkü gelen insanlar öyle ya da böyle İtalya'yı ziyaret edenler o Starbucks'tan o kahveyi içiyorlar. Ee, ben bu konuda ikinci ve sonuncu videomdu. Starbucks'ın reklamını yapmak için değil, Starbucks'ın neden dünya çapında bu kadar tuttuğunu göstermek için yaptım. Ee, Starbucks'ın CEO'su Howard Schultz'un da bir kitabını öneririm size. Güzel bir kitap, okudum faydasını gördüm iyi kötü. Yani %30'u çok faydalı bir kitap. Ama e, her türlü sizden ricam olabildiğince kendi yerel kahveniz için diyeceğim hiçbir işe yaramayacak. Ama en azından içerisinde tatlandırıcı ve aşırı derece şeker bulunan gıdalardan ve içeceklerden gazlı gazsız her türlü uzak durmanızı öneririm. Ben Yükte Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz de yazın bakalım bu başarı serisinde hangi markaların başarılarını sizin için inceleyelim. Yıllara göre geçmişten bugüne devleşen markaları size anlatalım görüşmek üzere